Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yoğun bir beğeni beklediğimiz videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, bakın benim en sinir olduğum şey neydi bu sene? Türkiye Kupası'nın galibi de aynı yere gidiyor. Ligin ikincisi de aynı yere gidiyor. Ligin üçüncüsü de aynı yere gidiyor. Ligin dördüncüsü de aynı yere gidiyor. Yani hepsi konferanstaki ikinci eleme turundan başlıyor. Ya bu çok büyük bir saçmalık ve çok büyük bir aşağılama. Yani bizim hiç hak etmediğimiz ciddi bir aşağılama bu. Niye? Ya biz yıllarca alıştık. Hani e, biliyorsunuz yani bir şeyleri anlatmama gerek yok arkadaşlar. Yıllarca biz alıştık. Çok tuhaf şeylere alıştık. Ama bu seneki rezalet bence Türk futbolunun içinde bulunduğu en iğrenç durumun özetiydi. Şimdi bizim aslında Avrupa sınavımız var. Çok ciddi bir Avrupa sınavımız var. Ve kritik bir hedefimiz var. İlk 10. Nedir ilk 10 olayı? Arkadaşlar Avrupa e, takımları ya da Avrupa ülkeleri diyelim puan topluyorlar. Bu puanlarla bir sıralama oluşuyor. Sıralamada ilk 10'a girdin miydi? Çok ama çok daha iyi yerden başlıyorsun. Daha çok sayıda takımın Avrupa'ya gidiyor. Daha çok sayıda e, takımın Avrupa'da coşuyor diyelim. Şimdi ülke puanı için kritik hedef ilk 10. Süper Toto Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı için ilk ona girmek şart. 11. sıranın önemi artık kalmadı. Sezona 13. başlayan Türkiye'nin 10. sırada bitirmesi kritik önem arz etti. Şimdi bu sezon Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Beşiktaş 3, Adana Demirspor 4. 4 tane takım ülkeyi Avrupa'da temsil edecek. Sezona 13. başladık. Yani geçen sezon 12. sırada noktaladı Türkiye. 2023-24 sezonu macerasına 26,6 puanla 13. sıradan başlıyoruz. Türkiye son 5 sezonluk performansın değerlendirmeye alındığı klasmanda 2018-19 sezonda 5.5, 19-20'de 5, ,5 19 20-21'de 20 3.1, 21-22'de 6.7 puan ve 2022-23'de 11.8 puan topladı. Yani bunu 11.800 de şey yapabilir. 11.8 ki e bu sene Fenerbahçe'nin falan başarıları malum. Bu çerçevede toplamda 32.1 puan ulaştık. Geride bıraktım sezonu. 12. bitirdik. Yeni sezonla birlikte tüm ülkelerin 18-19 sezonu performansı devre dışı kaldı. Ondan sonrası işin içine alındı. 13. sıradan başlayacağız. Hedefimiz ilk ona girmek. Şimdi İngiltere 88,928. yani ta Zaten bunu tahmin ediyorsunuzdur. İlk sıraları mesela İngiltere'yi. E İspanya 2. İtalya 3. Almanya 4. Hollanda 5. Fransa 6. Portekiz 7. Belçika 8. İşte işin komikliği bu. Daha komiğini söyleyeyim. İskoçya 9. Ryan Kent geldiğinde ya Glasgow Rangers kim Allah aşkına o işte 3. sınıf ülke takımlarından futbolcu alıyorsunuz diyen arkadaşlara 30 santimlik şok. 30 santimle önümüzdeler. İskoçya ya. Ya Allah'ını severseniz İskoçya, Celtic, Glasgow, Glasgow Rangers başka. Ama onlarda şey yok. Altalama yok. Onlarda Kumpas yok. 10. sıra Avusturya. Avusturya arkadaşlar. 10. sırada Avusturya. Evet şaka gibi. Şaka gibi ama Avusturya. Hocam sen bilmiyorsun Avusturya'da bir ciddi yatırım yapıyorlar falan filan. Neyse. 11 İsviçre, 12 Sırbistan, 13 Türkiye. Ben şunu söyleyeyim. Türkiye 26.6 puanda. 10. sıradaki Avusturya 28.6 puanda. Arada 2 puan var. Hocam 3 galibiyet aldık mıydı? Ya 4'te 4'te gidelim bak. Eleme turlarındayız. Bunların hepsi puan. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Adana Demir'de kazanabildiği kadar kazanacağız. Gruplara atacağız kendimizi. Ama UEFA grubuna, ama Şampiyonlar Ligi grubuna, ama Konferans grubuna bir şekilde atacağız. Sonra galibiyetlere bakacağız. İnanın Avusturya'ya geçmemiz zor bir şey değil. Ona girmemiz zor bir şey değil. Ama ona giremezsek on bize girecek. 4 takımla gitmek aslında handicap Hani Ukrayna, Sırbistan, İsviçre, Avusturya, İskoçya e, bu listedeki şeyler. Her takım 5 tur takım gönderecek. Türkiye'nin takım sayısı 4'e indi. Bu durum sıkıntı. Gruplar için 3'er tur şartı. Yani hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Adana Demir 4'ü birden 3 tur geçmesi lazım. Hadi Galatasaray elense UEFA Ligi. Orada elense Konferans Ligi. Ama konferansın telafisi yok. Konferans puanları kritik. Şimdi Türkiye geçen sezon topladığı 59 puanın 31,5'ini konferans liginden elde etti. 21. sırada başlayıp 12'de bitirdi. Peki Avrupa'da nasıl puan yapılıyor? Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi konferans liginin ön elemelerinde her galibiyete birer puan. Beraberlik 0,5 puan. Grup aşamasında her 3 turnuvada da bakın saçmalığın daniskası bu işte. Her 3 turnuvada da galibiyete 2 beraberliğe 1 puan. Yani Newcastle United Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor, galip geliyor 2 puan. Fenerbahçe Konferans Ligi'ne gidiyor, galip geliyor 2 puan. İşte var ya. Hani e, tur bindireceğimiz yer burası. Lan konferans zaten kebap takımlar. Tam bizlik bir yer. Şimdi 6 tane maçım var. 6'da 6 yap Fenerbahçe. 6 puan. 6'da 6 yap Beşiktaş 6. 6 Adana Demir. 18 puan. Hani konferans takımları daha kolay olduğu için diyorum. Yanlış anlaşılmasın. E, gruba kal. 6'da 6 yap. 12'şer puan da buradan elde et. Yani gruplara kaldın mıydı? Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan her takım 4 gruptan çıkan takım 5 puan bonus elde ediyor. Başarı geldikçe de bonuslar artıyor. Mesela nasıl arkadaşlar? Ee, Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkan takımlar 4 grup ikincileri 2 puan bonus. İlerlekte her turda 1 puan, 1 bir bon, bonus puan. Konferans Ligi'nde grup liderine 2, grup ikincisine 1, final oynayan takımlara da 1 bonus puan. Türkiye'nin puanları da dörde bölünecek arkadaşlar. Yani elenen olsa da dörde bölünecek. Bunu da bilin. Şimdi Fenerbahçe'nin duyumlarına geçelim. Hocam niye bunları anlattın bize? Bunları şu yüzden anlattım arkadaşlar. Hani Avrupa'da hep birbirimizi yiyoruz ya. Bilin istedim. Yani yememiz neye yarayacak bilin istedim. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer listesinde Wilfred Zaha var. Ve Zaha'ya Serie A'dan Lazio talip oldu. Aslında kötü bir haber. Ama e, daha da sürpriz gelişme Fabrizio Romano'nun haberine göre Lazio Crystal Palace sözleşmesi sona eren Zaha için oyuncuya talip oldu. Birçok teklif var. E, Lazio için de Zor menajeri İstanbul'a geldi. Hatta Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçı tribünden takip etti. 28 maça çıkmış geçen sezon 7 gol 3 asist. Arkadaşlar Zaha konusunda şunu söyleyeyim. Bak bunlar duyum. Çıkar çıkmaz bilemem ama ben size duyumları vereyim çünkü artık 31 bin kişi olduk, 31 bin 100 olmak üzereyiz. daha için e, Arap ülkelerinden çok ciddi güzel teklifler geldi. Kabul. Ancak Zahaya verilen teklifler e, oyuncuyu ikna edemedi diyeyim size. Öyle söyleyeyim yani oyuncu Arap Yarımadasına gitmek istemedi. Fenerbahçe'nin teklifi de oyuncuyu aslında çok ama çok mutlu etti. Çünkü oyuncu hani değer bulduğu, değer kazandığı yere gitmek istiyor. Bir, ikincisi Fenerbahçe'nin vaadi de çok yüksek. Yani e, Fenerbahçe'nin vaadi çok yüksek. Ben şimdi e, azlık da yapmak istemiyorum ya da başka bir şey de yapmak istemiyorum ama e, gelme ihtimali yüksek ya. Yani gelme ihtimali yüksek. Fenerbahçe'de çok uğraşıyor. Ali Koç çok uğraşıyor. İstediği kadar İtalya'dan talip olsun. Ha, Şampiyonlar Ligi'ne giden takımlar teklifte bulunursa ya da bulunduysa o sıkıntı. Ama edinecek o faktörünü hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yani hangi işte getirebilecek mi getirmeyecek mi? UEFA'dan Fenerbahçe ve Sivas Spor'a red Sivas'ın cezası arttı. Şimdi haber zaten bas bas bağırıyor ben şu haberim diye. Ee, Fenerbahçe ve Sivas Spor'un Avrupa kupalarında maçlarında Yaşadığı olaylar sebebiyle verilen cezalara yapılan itirazlar reddedilmiş. Sivas'ın bir maç seyircisiz oynama cezası iki maça yükseltilmiş. Adamlarda bir de bu var. İtiraz ediyorsan, haksızsan bir cezanı arttırıyorlar. Fenerbahçe'nin 16 Mart günü Sevilla'yı konuk etti. UEFA Avrupa Ligi maçına sahaya yabancı madde atılması, tribün geçişlerinin kapatılmasından dolayı 44 bin euro para cezası, bir sonraki Avrupa maçında bir tribün bloğunun seyircisiz oynama cezasına yaptığı e, itirazın kabul edilmedi. Zaten ama şeyler öneleme turu en azından. Bu uh, kabul edilmemiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yeni transfer bombasını pat patlatıyor. Brezilyalı Yıldız'a ilk temas kuruldu. İşte en merak ettiğim haber. Şimdi Fenerbahçe edince koy aldı. Ardından gözünü yıldızlara dikti. Çünkü bir yıldız getirdi. Başka yıldız da istiyor. Zira Türkiye kupası ama şampiyonluk hasreti sürüyor. Ali Koç ve yönetimi gözünü kararttı. Rangers'tan Ryan Kent, Göztepe'den İrfan Can Eğribayat e, ve Edin Ceko resmi transferler olarak şu an kayıtlarda yerini aldı. Şimdi ise Filip Coutinho hedefte. Şimdi Coutinho mu Zaha mı? Ben Zaha derim. Kariyerinde Inter, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih gibi takımların 31 yaşındaki hücum oyuncusunun bon servis Aston Villa'da. Hocam futbol anlamıyorsun. Coutinho'su hayır 3'te çarpar 4'e böler. O servis atleti Aston Villa'dan. Emery Coutinho'yu bu sezon kadroda düşünmüyor. 2026'ya kadar kontratı var. Ancak takımdan gönderilecek. E Fenerbahçe'ye de menajerler önerdi. 2 yıllık menajer. Hani 2 yıl getirebilirim dedi. Suudi Arabistan'dan da teklifler var ama Avrupa'da devam etmek istiyor. Brezilya formasını 68 kez taşıyıp 21 gol kaydettin. Özellikle sol kanattan gelip 90'a yolladığı şutlar ile hani imza golü olarak biliniyor. 15 kupası var. Şampiyonlar Ligi hariç İspanya, Almanya, İtalya'da lig zaferleri kazandı. Kariyerinde 468 maç, 107 gol, 79 asist. Hani Fenerbahçe'nin anılması da taraftarı heyecanlandırmış durumda. Ben açıkçası yüzde %1 bile ihtimal vermiyorum. Hani %1 ihtimal vermediğin oyuncunun Niye haberini yapıyorsun hocam? Evet. Ee, niye haberini yapıyoruz? Doğru. Hemen kaldıralım haberini. Ya arkadaşlar niye haberini yapıyoruz? Mecburuz. Sosyal medyada konuşulan herkesi burada konuşuyorum. Bunun neyin anlamıyorsunuz ya? <gülüyor> yani <gülüyor> daha hala aynı sorular geliyor. Sosyal medyada kim konuşuluyor? X. Ben konuşurum arkadaşlar. Mecburum. Çünkü sizleri bilgilendirmek zorundayım. E sizler de bunu istiyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ben Coutinho'ya ihtimal vermiyorum. Efe konuşan kapışması Fenerbahçe ve Galatasaray. Buca Spor 1928'den 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe konuşan ile hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Trabzonspor hem Adana Demirspor ilgileniyor. Ama Fenerbahçe'ye daha yakın diyor. Efefe 2. Lig'de geçen sezon final oynayan Buca Spor 1928'in 15 yaşındaki orta saha oyuncusu transfer döneminde birçok takımın radarına girdi. Stili Arda Güler'e benzetiliyor Efe'nin ve e, ee, bu takımlar çalışıyor. Salih Uçan, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı, Berk Özer gibi oyuncuların eğitim gördüğü Buca Spor Futbol Akademisi'nde yetişen Efe Konuşkan'ın Fenerbahçe'ye yakınlığı biliniyor. U15 Gelişim Ligi'nde Buca Spor forması giyen Efe 5 gol kaydetti. 2020 yazında Barış Sungur'u da Fenerbahçe'ye satmıştı diyor Buca Spor. Ama Barış Sungur tutmadı. Yani anlayamadığım bir oyuncu. İyi de bir Fenerbahçeli Barış Sungur. Ama iyi Fenerbahçeli olmak bazen yetmiyor. Şu anda mesela Fenerbahçe kiralık verdi. Kiralıktan dönecek 1.80 boyunda Almanya Mannheim doyumlu 21 yaşındaki futbolcu. Yani Kuşadası Spor'a gitti kiralık olarak. Bu sezon 46 maç 3 gol 3 asist 1767 dakika. Yani 3. lig 4. grup 3. lig 2. grup 3. Üçüncülük... lig bu sezon özür dilerim. Kariyerinin toplamı diyeyim size. Hani tutmayınca tutmadı. Ha bedelsiz alındıydı Fenerbahçe'ye, Muğla Spor'a, Karşıyaka'ya, Kuşadası Spor'a. Kiralık gitti. Yani atılabilir zar, atılabilir kumar ama bir türlü olmadı. Bence Westerlo'ya falan hani öyle bir yurt dışındaki takımlara gitmesi daha mantıklıydı ama durumlar bunlar arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani hocam peki sen ne diyorsun? Ben iki Türk, şey iki yabancı bir Türk transferi diyorum ama bu yabancılardan biri ya Coutinho ya, ya Zaha. Diğer yabancı kim? Zaha Kanada hiç isim geçmiyor. Ya belli mi olur? Bir bakarsınız. Adama Traoré, Fenerbahçe'ye kap yapmış olacak. İster misiniz? Ben isterim arkadaşlar. Bir de Adama Traoré konusunda biz teklifi verdik. Geri çekildik. Ee, yani ne diyeyim ki? Ben e, gelirse tutacağı görüşündeyim. Hatta gelirse lensin böyle 5-10 katı etki edeceği görüşündeyim. Hakkımızda hayırlısı olsun. E, Zaha mı Coutinho mu? Şimdi anlamışsınızdır niye Zaha dediğimi. Çünkü Zaha'nın gelme ihtimali daha yüksek. Coutinho'nun bon servisi kulübünde alacak olsan şey yapacak olsan çok yüksek paralar bunlar. Ha ikisi de Fenerbahçe'ye gelir mi? Ben olsam gelmem. Ali Koç başkanken takım kaos dönemindeyken ben olsam gelmem. Ama gelmesi muhtemel isim arkadaşlar. Bu arada bu adama Traore'yi de lütfen bir tarafa not edin. Zamanı geldiğinde lazım olacak. ondan sonra birileri ilk biz söylemiştik dediği zaman diyeceksiniz ki yo bu adam söylemişti diyeceksiniz. Benden uyarması. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.